Yeniden Doğu Süreci olarak adlandırdıkları politika çerçevesinde Aralık 84'ten Mart 1985'e kadar ülkedeki tüm Türklerin isimlerini değiştirdiler. Hatta öyle bir dehşet bir şekilde bu politika uyguladılar ki sadece yaşayan kişilerin değil, hayatını kaybetmiş kişilerin de isimleri değiştirildi. Hatta mezar taşlarının üzerindeki isimleri değiştirme yoluna gittiler. Yapamadıklarında taşları kırdılar. Günlerce o kapı kuleden Türkiye'ye geçelim diye bekledik. Çok iyi hatırlıyorum, çocuktum o zaman ama geçtiğimizde kapıyı yerde insanlar toprağa öpüyordu. Hatta ben bakıyordum ya diyordum, anne diyordum. Niye biz anneye ana deriz? Ana diyordum, niye bunlar toprağa öpüyor? Annem de o zaman benim çocuk aklımla bana anlatmaya çalıştırdı. Hani Türkiye sevdası vardı diye. Bir şekilde karar vermişsiniz göç etmeye, kötülük olsun diye. Ayrı ayrı zamanlarda, işte babayı, bir çocuğu farklı zamanlarda göç ettirirlerdi. Geri kalan çocuk varsa ve anneyi farklı zamanlarda göç ettiren olaylar da olurdu. Göç çok zor bir şeydir. Yani çok zorluklar yaşadık. Bir hafta sınırda bekledik. Temel ihtiyaç yok. Çamaşır, tuvalet, yani yiyecek hiçbir şey yoktur. Tabii yağmurlar yağdı yollarda, valizlerimiz ıslandı. Hiçbir şey kalmadı giyecek, tek bir elbisem vardı. Sabah yıkardım, akşam kuruduk onu giyerdim. Ve kardeşimle de 16 yıl hiç görüşmedik. O da Tacikistan'da çalışıyordu, veteriner doktoru. Ve telefonla görüşüyorduk arada. Anlaştık onunla da. İstanbul'da buluşup gideceğiz. Kardeşim çıktı, bakar geldi yanıma, tanıyamaz. Saçlar oldu, bembeyaz. Kolay mı? Aldı telefonunu, çaldırdı, beni arıyor. Benim telefon çaldı, baktı bana, bir sarıldı bana. Yani hasretlik, yani bu göçmencilik de çok yıprattı bizi. Yani çok yıprattı. Bizim çocukluğumuz başka bir ülkede geçti ve rüyalarımız bile yani o ülkede hala geçiyordu. Yani rüyalarımda çok uzun bir müddet, yani ben kendi köyümü gördüm örneğin. Çok uzun zaman istedi. Yani 7-8 seneyi aldı diyebilirim. Yani rüyalarımın yer değiştirmesini görene kadar. Ve biz 24 saat içinde bir arabaya ne sığdırabilirsek, 4 kız kardeşim, annem babam, 4 kişi bir arabayla yola koyulduk. Tabii her şeyimiz, evimiz, eşyalarımız, her şey, evde olan hayvanlar, olduğu gibi her şey kapıları açık bırakıp yola koyulduk. Nereye gittiğimizi, neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Dediler, biz senin güvenliğini sağlayamayız yani. Al pasaportunu, istediğin ülkeye git. Siz dediler, Avrupa Birliği, Avrupa ülkeleri sizi kabul ediyor. Ben de İsveç'e gittim. 2 sene İsveç'te kaldık. Ondan sonra Kıbrıs'a geldim. Başta Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş olmak üzere Kıbrıs Türk'ü, Bulgaristan'dan zorla göç ettirilen Türklerin dramlarını yakından takip eder. Cumhurbaşkanı Denktaş,
Kapıkule'ye kadar giderek göçmenlerin acılarını paylaşır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu ise belli sayıda Bulgaristan Türk'ünü ülkeye kabul etme kararı alır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Bulgaristan'ın protesto yürüyüşleri yapılırken Kıbrıs Türk basını da çok büyük destek verir. Gazeteler gerek haberleri gerekse köşe yazılarıyla Bulgar zulmünün duyulmasına yardımcı olur. Bizim 85-89 arası en acı çektiğimiz dönemlerde, çünkü biz kapalı kutuda yaşıyorduk. Köyden köye gidemiyorduk. Şimdi karşılara baktığımda Girne kapısında yürüyüşler olmuş. Atatürk Meydanı'nda mitingler olmuş. Yani duyulamamak elde değil. 89'da ben artık Türkiye'deydim. Sınır dışı edilmiştim. Benim denktaşım Kapıkule'ye gidip Bulgaristan Türklerini Kıbrıs'a da gelsin diye çağrısını hazırlıyorum. Ve ilk aileler de 89'da gelmeye başladılar. Yeniden sordu bana, hakikaten huzur buldunuz mu diye. Dedim, sayın denktaş, biz huzur bulduk burada. Yani teşekkürlerimi belirttim. Elbette büyük devlet adamlarımızdan Talat olsun, ikinci cumhurbaşkanımız, Sayın Eroğlu olsun, 17 sene başbakanlık yapmış. Onun döneminde alınan kararlar var, bakanlık kurulu kararlar var bende. Böyle 2000 civarında Bulgaristan Türk'ünü biz kabul edebiliriz, rehabilite edebiliriz diye bakanlık kurulu kararı var. Hakikaten sayı da birmiş. İşte 2000 civarında Bulgaristan Türk'ü şu anda Kakadıcı'da yaşıyor. Biz burada hakikaten biz burada huzur bulduk. O barış ortamı, o huzur yani ekonomik yönden daha önemli. Bu dönemde 2000'e yakın Bulgaristan Türk'ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelir ve yerleşir. Cumhurbaşkanı toprağı bol olsun Rauf Denktaş, o da dedi ben de alabilirim dedi. Gelmek isteyen varsa Kıbrıs'a. Hasbelkader babamın bir arkadaşı Kıbrıs'a geldi. Mahmut abi. Mahmut abi dedi ki, telefon açtı babama. Necip, bir dakika bile durmayın, Kıbrıs'a gelin, burası aynı Bulgaristan. 1989'da biz Türkiye'den tekrar çıktık, yeni bir göç yoluna girdik. O bir telefon konuşmasıyla, babamın arkadaşıyla telefonda konuşmasıyla karar verdik ki Kıbrıs Bulgaristan gibi bir yer. O yüzden biz Kıbrıs'a gidiyoruz. Yine pılıyı pırtıyı topladık. Bu defa amcamlar, onlar bir aile, biz bir aile. İki aile Kıbrıs'a göç ettik. Babaannemle dedem gelmedi. Onlar o zamanlar 60'larında insanlardı ve onlara bu Türkiye'ye göç bile çok ağır geldi. Ve biz dediler geri dönüyoruz. Onlar Bulgaristan'a geri döndü. Ve yine evimize aynı yerleştiler. Bayağı da uzun yıllar hatta çok görüşemedik. O zamanlar Cumhurbaşkanımız rahmetli Rauf Denktaş ilk gelen ailelere muazzam bir yardımda bulundu. Ben hatırlıyorum 2 sene kiramızı ödediler. Ondan sonra anneme, babama, amcama hepimize iş verdiler. Hatta askeriyeye işe koydular. Biz Bulgaristan'dayken, benim bir ablam da var 2 yaş benden büyük. Biz Bulgaristan'dayken spor okulundaydık, sporcuyduk ve araştıralım dedik. Hani bunu nasıl devam ettirebiliriz? Yani böyle bir eğitimimiz var, nasıl devam ettirebiliriz, nasıl ilerleyebiliriz diye bazı araştırmalar yaptık. İşte çevrenin bizi yönlendirmesiyle İstanbul'da bir spor kulüpleriyle temasa geçtik. Bunlar olurken gittiğimiz spor kulübünün başkanıyla buradan bir iş adamı Hazım Remzi Bey dostlukları varmış. Bizim de o gün oraya gittiğimizde tesadüfen de Hazım Remzi Bey'in orada bulunmasıyla onunla tanışma fırsatı bulduk.
zaten birkaç temastan sonra bize teklif etti Hazım Remzi Bey'im. Hani ben Kıbrıslıyım, Kıbrıs'ta benim çiftliğim vardır. Orada çalışması için de zaten bir aile arıyorum. Eğer ki burada herhangi bir düzeniniz yoksa ben sizi Kıbrıs'a götürmeyi teklif ediyorum gibi bir teklif sundu bize. Biz de kabul ettik o dönemler, çünkü orada herhangi bir düzenimiz yoktu. Yani daha okulumuz da başlamadıydı. Annemin, babamın devamlı bir işi de olamadıydı. Onun vasıtasıyla Kıbrıs'a geldik. Annemler Hazım Remzi Bey'in çiftliğinde işe başladı. Biz de okulumuza yazıldı. Böylelikle Kıbrıs dönemi başladı bizim için. Birçok teklif aldım birçok kulüpten o günlerde. Bayağı spor okullarından teklif almıştım o günlerde. O zaman çok mutlu oldum. Yani bir şeylerimi yapabileceğimi düşündüm. En doğru olarak şey bulduk. Birçok kulüpten teklif aldım ama Gazi Osman Paşa Kulübü en iyi geldi bize. Neden? Teklifleri fazlaydı. Aileme iş konusunda teklif ettiler. Oturacağımız bir yer teklif ettiler. Bize tabii ki daha makbul geldi. Daha makul geldi yani onların teklifi. Kabul ettim Gazi Osman Paşa Kulübü'nü. Yeni başlamışken davetliydik Gazi Osman Paşa'da kulüp başkanının evinde. Misafiri vardı Kıbrıs'tan. Rahmetli Hazım Remzi Bey vardı orada. Onunla tanıştık. O babamı ikna etti Kıbrıs'a gelmemizi o zaman. Yani babam kabul etti. Biz o günlerde şeyi gördük. 20 Temmuz'da çıkan dergiler, bunları unutmayacağız diye. Dedik savaştan savaşa mı gidiyoruz diye düşündük. Yani bayağı itiraz ettik babama. Nereye gidiyoruz? Bilmediğimiz bir yere gidiyoruz ve o dergileri gördükten sonra çok korktuk. Yani biz nereden nereye gidiyoruz falan diye. Babam dedi gidelim görelim. Eğer beğenmiyorsanız döneceğiz falan diye. Tamam kabul ettik yani. Geldik Hazım Remzi Bey sağ olsun karşıladı bizi. Bir müddet evinde kaldık. İş imkanı sağladı bize. Tabii bazı vaatlerde bulunmuştu. İşte antrenör falan şey yapacağım. Onlar tabii ki yoktu burada. Olmadı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 15 Kasım koşulları vardı. Onlara katıldım, birinci geldim. İşte rekor oldu falan dediler. Çok mutlu oldum. İşte böyle Kıbrıs maceramız başladı. 3 gün sonra bir haber geldi. Çağırdılar bizi Kıbrıs Elçiliği'ne. Dediler ki Kıbrıs'ın ekonomisi çok kötü. Sizin gibi bilgili, tecrübeli ve sanatkarları gönderelim. İsteyen varsa kabul edenleri göndereceğiz. Vallahi bir düşündüm. Orada maaşım 175 bin liraydı o esnada. Kira yapıyordu 350 bin lira. Yani nasıl geçineceğim? Kafam bozuldu. Yani kendi kendimi idare edemeye duruma gelmiştim. Ve kabul ettik Kıbrıs'a gelmeyi. Ve Kıbrıs'a geldik. Burada da yani pek çok sahip çıkmadılar bize. Kendi kendimize iş bulduk. Ha kaç yıl oldu? 29 yıldan beri halen daha kiradayım. Türkiye'deki gibi değil. Göçmen konutu bilmem neler yardımcı olsun devlet. Ve kendi çabamızla herkes ev aldı. Daire aldı. Ha işte böyle sürdürüyoruz hayatımızı. Bulgaristan'da 93 yılında ailemizin, dayımın burada olmasını vesilesiyle, dayım tatile gelmişti Bulgaristan'a. Tabii bazı enteresan hatıralarımız da var o konuyla ilgili. Genç, o zamanlar genç, bekar bir adamdı. Bir iki sene, o 90'lı yıllarda gelmişti ve ailemizi bir şekilde gelin yeni bir hayat, yeni bir umut. Kıbrıs çok güzel bir yer. Bulgaristan şartlarının yaşam şekline uygun, rahatlıkta bir yer yapı olarak. Kıbrıs insanları da rahat insanlar, Bulgaristanlılara çok yatkın insanlar diyerekten bir şekilde biz zor zor da olsa o dönemde vize almak o kadar zorken ailecek bir şekilde babamızın işte ailemizin koşuşturmalarıyla ailecek vize alındı ve 93 Mart'ta
direkt olarak Bulgaristan'ın çok zor şartlarda olacak bir yolculuğa başladık. Yani gerek sınır kapısında Bulgarların bize vizenin süresi geçmesi, yani rüşvet almak isteme açılarından, yani benim çok iyi hatırladığım ve hiç unutmayacağım, yani çok soğuk bir Mart'tı, karlıydı, bol karlıydı. Arabanın içinde o Rus Ladalarının olduğu eski model arabaların içinde yeni evli dayım, eşi, ben, ablam, küçücüğüz tabii, soğuktan arabayı da söndüremiyoruz. Donmaması için ısıtıcıların falan ve çok zorluklar çektik. Bütün eşyalarımızı bıraktırdılar. Gecenin bir yarısı bir ev bulup emanet ettik birilerine. Tabii bilmediğimiz insanlar. Onlar da Bulgaristan'da en yakın köye gidip geri dönüp malzeme eşyalarınızı bırakın ve böylece geçebilirsin diyerekten bütün paramız zaten bir sürü rüşvetle geçmiştik. Bir şekilde geçtik. Geçtiğimiz zaman da Türk toprağını o zaman öptüm. Ben de öptüm. Öp dedi babam. Öptük. Ve direkt olarak oradan Kıbrıs'a göç ettik. Geldiğimizde Kıbrıs'ta hatırladığım en bana enteresan gelen şey jet gazının olduğu ana yolun üzerinde durmuştuk. O ana yolun üzerinden karşı tarafa baktığımız zaman o zaman tabii tarlaydı bu. Ta metropolun tarafı sosyal konutları görebiliyorduk. Onun dışında da hiçbir şey yoktu. Buraya gelip babamın ne yapacağız demesini, hani ev nerede dayıma sorması. Tabii o dayımın da çalıştığı inşaatın evleriymiş tabii. Gençlik yıllarında o tabii çok ciddiye almadığı için hayatı. Şakalayla karışık bizi buraya getirsinler, ev var, o var derken o gene ev yokmuş. Biz de böylelikle bir Bulgaristan'ın aileleri de çok azdı o dönem. Bir ailede misafir kaldık birkaç gece. Sonrasında da tabii ciddi paralara, kiralara çıktık acilen. Eşyalarımız, hiçbir şeyimiz yok. Zaten cepte 100 mark para, kalan son para. Ve böylelikle annemiz temizlik işi olsun, babamız inşaat işi olsun. Biz öğrenciliğe ilkokuldan başladık. Şehit Donahmet İlkokulu'ndan. 4. sınıftım, otomatikman 3. sınıf alındık. Türkçemiz yetersiz diye düşünüldü. Eğitimimiz yetersiz diye düşünüldü. Oysa Bulgaristan'da biz Türkçeyi o dönemki yasaklara dahil Türkiye'den gelen bazı göçmenlerin getirdiği bazı Türkçe dersleri veriliyordu gece. O derslerden almıştık ve Türkçemizi bayağı düzeltmiştik. Zaten biz gelmeden de yasallaşmıştı dersler Bulgaristan'da, Türkçe dersi. Biraz da oradan öğrenmiştik tabii. Buraya geldiğimizde de pek zorlanmadık aslında. Zaten normal diğer matematik, fen ve bunun gibi dersler, coğrafya gibi dersler zaten çok daha öndeydik eğitim olarak. Yani kolaydı, basitti bazı şeyler. Çünkü daha ciddi bir eğitim var burada Bulgaristan'da buraya göre. Ve böylelikle hiç düşünmeden 3. sınıftan biz direkt 5'e geçtik. Çünkü başarılı görüldük. Böyle karar alındı ki yıl kaybetmemekle alakalı böyle bir karar alındı. Tabii o dönemler paramız da olmadığı için böyle bayram seyran derken yani bize kılık kıyafet de alırlardı, yardımcı olurlardı. Okul kıyafetlerinde olsun, bayramlarda ayakkabılar olsun. Surlar için o zaman ilk defa görmüştüm zaten. Genelde oralardan alışveriş yapılırdı. Okurken okulda Kıbrıslı arkadaşlarım vardı. Onlarla yakınlık hissettim. Örneğin aynı şeylere gülebiliyorduk. Yani Kıbrıslı Türklerle. Yani bir yakınlık hissettim. Yani kullandığımız kelimeler olsun. Yani bazı adetlerimiz olsun, özellikle kullandığımız kelimeler, çok ortak kelimemiz var. Yani şimdi aklıma gelenlerden mesela bizde peşkir kullanılır. Kıbrıs'ta da aynı şekilde peşkir var. Ve bunun gibi daha birçok kelime, yani şu anda aklıma gelmiyor belki de ama inanılmaz böyle ortak yani kelime ve benzer şeylerimiz var. Ama tabii ki farklılıklar da var. Yani Kıbrıs bir Akdeniz kültürü, bizde birazcık daha böyle anakara kültürü. Daha soğuk bir iklimin getirdiği işte adetler, yemekler vesaire falan var. Tabii ki onlar zamanla törpülendi. Yani ben bu arkadaşlarımla yaşadığım yani yakınlıktan dolayı yani kendimi bir anda Kıbrıs'ta buldum. Şimdiki eşimle tanışmış oldum yani o yıllarda 99-98 yılında ve bir
Evlilik tabii neticesinde kendimi Kıbrıs'ta buluverdim. Eşim Kıbrıslı Türk. O dönemde işte Kıbrıs'a bizim tanıdığımız hikayeyle yerleşmişti. O zaman Cumhurbaşkanı Denktaş getirmişti. Dedik ya biz de gidelim Kıbrıs'a, yani bir imkanımız varsa işte. O zaman araştırdık, soruş ettik. Sağ olsun buradaki hükümet bizi kabul etti. Geldik, yani 15 gün geçmeden işte babamı işe yerleştirdiler. Beni okula yerleştirdim. Ben okuyordum. Orta 3'üydüm. Okula yerleştirdiler. Vatandaş yaptılar bizi. Tabii bu süreçte burada da bazı sıkıntılar yaşadık. Çünkü ne kadar da olsa buradaki kültür de, buradaki yaşam tarzı da farklı. Çünkü biz farklı bir, kapalı bir toplumdan geliyoruz. Komünizmin verdiği baskılar, şeyler. Uyum sağlamamız biraz zorlaştı. Tabii zaman ise. Ben de dediğim gibi okuyordum. O sıkıntılara alışık değilsin. Şimdi genç çocuk çabuk isyan ediyor. Yani yokluk görmemişik, hiçbir şey görmemişik. Tabii bir müddet öyle devam etti. Annem işte biraz iyileştikten sonra da başladı işlemeye, çalışmaya. Ben 20 Temmuz'u bitirdim. 20 Temmuz Lisesi'ni bitirdim. Askerlikten sonra Kıbrıs Türk Hava Yolları'na başladık. Tabii bu süreçte bizim geriye dönük, yani zaman gelip de Bulgaristan'a dönmede bir fikrimiz hiç oluşmadı. Bulgaristan Türkleri yeni hayatlarında bazı zorluklarla karşılaşsalar da Kıbrıs Türk'ü ile kaynaşmakta fazla zorluk çekmezler. Her şeylerini geride bırakarak hayata sıfırdan başlamak zorunda kalan Bulgaristan göçmenlerinin tamamı yeni ülkelerinde iyi bir hayat kurmayı başarmışlar. Şimdi bir de adaptasyon süreci meselesi var şeylerle ilgili. Ülkeden göç eden Bulgaristan Türkleriyle ilgili. Birçok yere dağıldı bu insanlar. Avrupa'ya gittiler, Almanya'ya gittiler. Ama çoğunluk tabii ki bildiğiniz üzere Türkiye'ye gittiler. Ve bir kısmı da ülkemize, Kıbrıs'a geldiler. Türkiye'ye gidenler, akrabası olanlar, akrabaların yanına yerleştirdiler ve yerleştirildiler. Özellikle Bursa civarında daha çok yerleştiklerini görüyoruz. İstanbul, Bursa, Batı'ya. Türkiye'nin ve diğer ülkelerin yanı sıra Bulgaristan Türklerinin bir kısmına Kıbrıs'a gelip yerleştiler. Ve gözlemlediğim kadarıyla ve işittiğim, gördüğüm kadarıyla Türkiye'dekinden çok daha iyi bir adaptasyon süreci geçirdiklerini bu insanların gördük. Bunun da en büyük nedeni Kıbrıslı Türklerle Bulgaristan Türklerinin hayata bakışlarının, kültürlerinin, yaşam biçimlerinin birbirine çok benzer olmasından ötürü. Ve dolayısıyla kimi yerlerde yaşanan adaptasyon sürecinin Kıbrıs'ta Bulgaristan Türkleri için geçerli olmadığını veya çok çok az olduğunu söylemek mümkündür. Sadece basit bir örnek vereyim kültürlerin benzeşmesine. Mesela Kıbrıslı Türkler gibi Bulgaristan Türkleri de çayı değil kahveyi tercih ederler. Sadece bunu söylemek bile aslında ne kadar benzeştiğini ortaya koyuyor. Sadece bu değil, yaşam tarzları, giyim tarzları, yeme içme alışkanlıkları, çocuklarının eğitimlerine olan düşkünlükleri vesaire gibi konuları sıralayabiliriz. Ve bu kültürel benzerlikten, hayata olan bakıştan ötürü Bulgaristan Türklerinin Kıbrıs'taki adaptasyon sürecinin başarıyla gerçekleştiğini söylemek mümkündür. İki toplumun da kültürlerinin benzer olmasının bir nedeni de gerek Bulgaristan Türklerinin gerekse Kıbrıslı Türklerin seküler bir yapıya sahip olmaları. Bu açıdan da bir benzerliğin olduğunu görüyoruz. Kıbrıs'a geldiğimizde biraz adaptasyonumuz kolay oldu. Çünkü buradaki insanların yapısı da biraz bize uygundu. Bir de şey vardı, onlar da hani Kıbrıslı Türkler de aslında
bizim gibiydiler. Çünkü onlar da Rumlar Hristiyan bir kültürle yaşamışlardı. Biz de Hristiyan bir kültürle yaşamıştık. Ondan sonra onların da komşusu aslında bir Rum'du. Bizim de komşumuz bir Bulgar'dı. Ve çok böyle ortak şeylerimiz olduğunu fark ettim. Mesela biraz hani Bulgaristan'da doğduğumuz için Avrupa'yı bir düşünce yapısına sahiptik. Buraya geldiğimizde buradaki hani İngiltere'nin sömürgesi olmanın verdiği bazı avantajlarının olduğunu fark ettim ülkede. Mesela Kıbrıslılarda da vardır o biraz daha Avrupa'yı havası. İşte yolları farklıdır, trafikte daha saygılıdırlar. Ben hep zaten şeyi görüyorum. Kıbrıs halkıyla Bulgaristan'da yaşayan Türklerin bir benzer tarafı olduğunu da görüyorum. Hani Kıbrıslı Türkler de bir şekilde zulüm görmüştür. Onların da yaşadığı göçler vardır. Onların da aile parçalanmaları vardır. O anlamda yaşadığımız olayların benzerliği çoktur diye düşünüyorum. Bunlardan dolayı hani empati yaparsak hani onlar da bizi gayet anlayışla, şefkatle, yardımseverlikle karşıladılar. Ve yani şu an burada olmaktan da mutluyum. Eşim Kıbrıslı. Yaşadığımı düşünmüyorum açıkçası. Hani işte farklı kültürlerden gelmişlik farklıymış gibi hissetmiyorum. Yani geleneğimiz, görüneğimiz aynı. Konuşmamız aynı. Yani yaşadığımız tüm şeyler, gelenekler aynı. Elbet ki hani insanın toplumuna göre, kendi özüne göre belli şeyler vardır, farklılıklar vardır ama genele baktığımızda, genellediğimizde çok bir farklılık görmüyorum ben. Yani adaptasyon sırasında yani kolay geldi bize. Nasıl? Kültürümüz çok benzer. Yani Türkiye'den daha kolay geldi. Yani Türkiye'de daha çok zorlanacağımız şeylerde burada daha iyi insanlar anladı bizi. Yani biz de, onlar da göçmen olduğu için, onlar da bazı zulüm çektiği için, yani bilmiyorum. Biz de Bulgar'dan çektik zamanında. Bunlar tabii ki politiktir. Daha fazla iyi komşularımız mı yok muydu? Evet, vardı. Çok da iyi anlaştığımız komşularımız vardı. Hala da görüşüyoruz onlarla. Kıbrıslıların da tabii ki Rum tarafında iyi arkadaşlıkları yok mudur? Evet, vardır. Bence daha fazla politik nedenlerle çektiğimiz olaylardır. Yani benzer olaylardır. İşte burada okula gittik, büyüdük, evlendik, çocuk büyüttük. Şu an çok mutluyum. Evet, yani Kuzey Kıbrıs'ı ülkem diye kabul ediyorum. Yani 18 yaşında Bulgaristan'dan geldim. 30 yıla yakın buradayım. Yani Bulgaristan'a gittim de 10 gün sonra artık başlıyorum evimi isteye. Kendi evim yani. Öyle. Kıbrıs'a geldim ama kendim bir Kıbrıslı gibi hissediyorum. Ben bu Kıbrıs'a çok yemek verdim. Benim ellerimden belki binlerce kişi bütün ada su içiyor. Bunca mesleğimiz var, sanatımız var ama nedir? Hakkımızı vermiyorlar. Karayolların atölyesi, torna atölyesi tek benim kaldı. 4 yıl önce arkadaşların hepsi emekliye çıktı. Düz işçi diploman var, birinci sınıf torna diploman var, freze diploman var, lise diploman var, formen diploman var. Ama beni düz işçi. Bu çok ağrıma gidiyor. Yani ama şükrederim Allah'ımıza. İşsiz değiliz. Sağlığımız yerinde. İdare ediyoruz. Tabii ki ilk etapta Kıbrıs halkı da çok alışkın değildi göçmen kabul etmeye. Birazcık böyle yadırgamışlardı. Belli bir yaşa kadar benim çok da böyle fazla bir arkadaşım da olmamıştı o dönemler. Ya yaşça benden 5-6 yaş küçük. Daha küçük çocuklarla ki onların da kafa yapısı benden daha ufak olup anlayamadıkları için siz nereden geldiğiniz sorularını sormayan çocuklardı bunlar. Siz Amerika'dan mı geldiniz diye sürekli sorular gelirdi. Hayır, biz işte bu gayesinden gelmiş insanlardık oysa. Bir de çok enteresan bir anımız daha var ablamla. İlkokula giderken bizim Bulgaristanlılar bilir, Bulgaristan'da kifla vardır. Kifla.
Bu bir tür kahvaltı yiyeceğidir. İçerisinde krem var, marmalat var. Çok meşhurdur. Ve biz bu kiflaları hiç unutmuyorum. Terminalden yürürken şu anki Belçan'ın olduğu yer eskiden fırınıydı. O fırının önünden sabah geçerken böyle bir kifla kokusu geldi bize. Biz de tabii yabancısıyız. Şehit Doğan'a yürüyorduk sabah. Ya dedik, bu kifla mı acaba? Galiba kifla. Yani vitrinde de duruyor tabii. Sandviç ekmekleri. Biz bunları aldık. Abi bunlardan iki tane alabilir miyiz dedik. İki tane olmaz dedi. Beş tane var içinde dedi bunların. Allah Allah. Beşer beşer satılıyormuş diye düşündük ilk önce. Aldık gittik okula. Tabii okullarımızın ilk dönemde, ilk günleri bunlar. Aldık. Öğlen teneffüs oldu. İlk teneffüste tabii biz kahvaltı yapacağız. Açtık paketin içinde ekmeği, kiflayı. Kifla diye düşündüğümüz ekmeği. Bir baktık ki yedik ve kardeşime birbirimize soruyoruz yani. Bunun içinde hani marmalat yok mu ya bunun dedik ya. Unuttular herhalde bundan marmalat koymaya. Oysa bilmiyorduk o bildiğimiz standart Kıbrıs'taki sandviç ekmeği. O kadar çok benziyordu çünkü. Boş ekmek yani. Ve oradaki çocuklara da bizi izliyor tabii. Bunlar o kadar fakir fıkara yani ekmek yiyorlar sadece. Nereden bilebilirsin ki? Yani işte göçmenlik böyle bir şey. Tabii zamanla alışmaya başladık. Kıbrıs halkı da alışmaya başladı. Dostlarımız, arkadaşlarımız olmaya başladı. İlkokul, ortaokul, lise derken üniversite dönemlerine geldik. Tabii bu dönemlerde sürekli biz yeni bir hayat olduğu için sürekli bir uğraş içindeydi ailemiz. Yani onlar uğraşırken biz de uğraşırdık tabii ki. Biz de böyle kolayca kazanmadık o günleri. Yani ben 33 yaşıma gelene kadar çok uğraştım. 15 yaşından itibaren ben çalışıyorum. Gerek yani garsonluğundan tut tuvalet temizlemesine kadar, palyaçoluğuna kadar aklınıza gelebilecek her türlü çalışmayı yapmış bir insanım. Zaten ilk başta yapabileceğimiz şeyler bunlardı. Ve de her işte de çok başarılı olduk. Hürmet gördük, saygı gördük insanlardan. Çünkü amacımız doğru düzgün çalışıp güzel bir ekmek kazanıp iyi bir insan profili yaratmaktı aslında. Bizim başka bir amacımız yoktu. Ve sağ olsun yani Kıbrıs halkı da bu konuda bizi çok takdir etmiş insanlardır. Yani genel olarak her zaman nereye gitsek bize saygı göstermişlerdi. Bulgaristan göçmeni ama alabilirsin işe. Çok çalışkanlılar. Şu anda şunu çok rahat söyleyebilirim. Yani kendi kök salmış gibi hissediyorum yani kendimi. Yabancı hissetmiyorum. Yani tabii ki yani aksanımdan dolayı yani şu anda ben konuşurken yani bana yani mesela Türkiye'ye gittiğimde aslında ne oralıyım ne buralıyım yani şu anda. Bulgaristan'a gittiğimde konuşmam onlara değişik geliyor. Türkiye'ye gittiğimde Kıbrıs'tan mı geldin diyorlar. Buradakiler de Türkiye'li misin diyorlar. Yani konuşmamdan dolayı hiçbir yere oturtamıyorlar yani beni. Çünkü birazcık almışım yani bir şeyler de kalmış aksanda. Yani öyle bir hani hiçbir yerlik durumu var. Fakat ben bunu önemsemiyorum yani. Yani çok rahat söyleyebilirim yani Kıbrıs'a indiğim zaman uçaktan hatta uzun bir müddet yani biliyorsunuz uçak alanından indikten sonra Haspolat'ın arıtma testinin kokusu gelir. Oh be yani evime geldim falan diyordum yani uçak alanından indikten sonra o kokular eşliğinde eve gidiyorum. Buraya alıştık zamanla tabii buradaki Kıbrıs Türk toplumunda tanıdığımız sürece. Ona da aynı şeyler yaşamışlar tabii zamanla. Ona da Rumlar'ın yaşadıkları sıkıntıları bir nevi biz de aynı şeyler yaşadık. Türkiye'de uyum sağlayamamam ve buraya gelip de burada belli bir yani kısa bir süre sonra uyum sağlamamızın herhalde sebebi budur. Çünkü ona da bizi kabullendiler yani yardımcı oldular sağ olsun. Okulda olsun işte iş yerinde babamın, annemin bize destek çıkmaları. Bazen soruyorlar yani Bulgaristan'ın düşünmüyor musun yani Avrupa Birliği'ne girdi artık oradaki baskılar kalmadı çekmedi. Ben düşünmüyorum yani birçok arkadaşımız da yani buraya 3500'e yakın bir vatandaşı Bulgaristan vatandaşı buraya yerleşti vatandaş oldular. Herkes yerini yurdunu yaptı yani evini burada okuttu çocuklarını. Burayı yurt bildik. Sağ olsun arkadaşlar da bizi kabullendi, toplum bizi kabullendi. Pişman değilim, pişman değiliz. Dedim ya, aynı şeyleri yaşadık, aynı şeyleri gördük. O yüzden adaptasyonumuz, kaynaşmamız daha kolay oldu.
Sanki burada doğmuş gibi hissediyorum ben kendimi. Yani askerliği yaparken de seve seve gittim. Hiç askerlikten kaytarayım ya da kurtulayım diye hiç çabalamadım. Yani ben buranın vatandaşıyım ama Bulgaristanlıyım, odur budur. Seve seve gittim, seve seve de yaptım askerliğimi. Hala da duygulanıyorum mesela. Yani ben dedim ya, burasını keşke burada da burada doğmuş olsaydım. Yani o sınırda çekmesen keşke burada doğmuş olsaydım. Ama geç değil. 14-15 yaşına geldim. Şu anda 41-42 yaşındayım. Yaşımı daha fazla burada geçirdim. Yani ben kendimi Kıbrıslı hissediyorum. Ve hiçbir zaman da dönmeyi ya da herhangi Türkiye'ye ya da Bulgaristan'a dönmeyi hiçbir zaman düşünmedim. Düşünmeyeceğim de. Doğdukları, çocukluklarının, gençliklerinin geçtiği ve hala akrabalarının bulunduğu Bulgaristan'a ziyaret için gidenler olsa da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen ailelerden birkaç istisna dışında geri dönüş olmamış. Aradan çeyrek asır geçmiş olsa da göçmenlerin yaşadıkları acıları tazeliğini hala korurken hayata veda eden yakınlarının özlemi, doğup büyüdükleri evlerinin başkaları tarafından kullanılıyor olması, eski anıların hatırlanması, duygusal sahnelerin yaşanmasına neden olmakta. 2000 yılında gittim, Bulgaristan'a gittim, doğduğum yerleri. Tabii insan kötü oluyor. Çünkü her şeyini belli bir düzenini bırakmışsın, gelmişsin orada. Yani gittiğinde evinin başkasını kullandığını. Yani tabii bunu kabul etmek zor. Ne kadar da yani Bulgaristan'a, oradaki rejime bir kırgınlığın, bir isyanın olsa da kolay olmadı tabii. Gezdim hani, okuluma gittim. Evimi gezdim. Yani rica ettim, evimde oturan insanlar vardı. Ben kendimi tanıttım, dedim böyle böyle, ben burada doğdum. İzniniz varsa bir gez. Bir gezeyim, şey diyeyim. Tabii insanlar doğa karşı dedi. Yani, tabii ki dedi, burası senin evin dedi. Gezdirdiler evi, ağırladılar beni. Bahçemden çıkan meyveler ikram ettiler. Bunları sizin, yani sizin yemek verip de yetiştirdiğiniz şeyler. Tabii insan kötü oluyor. Yani kolay değil. Bizim evlerin altında maksenler var. Tabii. Kışlarımız büyük olur. Maksenden işte bahçeden çıkardığı ürünlerden yaptığı kompostola işte şeyler, tatlılar, onları ikram etmesi beni orada iyice bitirdi. Yani çünkü dedim ya, ben yetiştirdim onları. Yani babam yetiştirdi, dedem yetiştirdi onları. Ve oraya gittiğinde de yani ne kadar seni iyi ağırlasa, senin o evi sattığın, satmış da yer olsa ve buna rağmen yani satmamıza rağmen yani biz sattık yani zorla almadığımız zaman buna rağmen insan kabul edemiyor. Çünkü ben orada doğmuşum. Orada büyüdüm, orada yaşadım. Yani benim çocukluk hayallerim hepsi orada, çocukluk yaşadıklarım hepsi orada. Bilmiyorum, belki yanlış anlaşılacak ama ben göçü yaşadım, o zorlukları yaşadım. Gencim. Burada birçok gencin bilmediği o sıkıntıları yaşadım. Ailelerini yaşayıp da kendilerini yaşamadığı sıkıntıları ben yaşadım. Ve diyorum ki yani insan evine, toprağına, ülkesine, bayrağına sarılsın. Hiçbir şey için satmaya değmez. Yani Türklüğümüz, Müslümanlığımız, özgürlüğümüz hiçbir menfaat için. Yani daha rahat bir yaşam için. Yani hiçbir şey için değişilmez. Yani sıkıntı çekme, ben bugün yine razıyım. Yani burada aynı şeyler yaşasam yine sıkıntı çekmeye razıyım ama ben Türklüğümden yani kendimden vazgeçmem. Yani bunu hiçbir şey için değişmem. Yani benim ricam yani şimdiki gençlerden, tabii ki o herkes okuyor, herkes etrafını görüyor, şey diyor ama memleketimize sahip çıkalım. Kıbrıs'a, bayrağımıza, ailemize sahip çıkalım. Yani benim söyleyeceğim budur. Şunu söyleyeyim. Ben her sene gidiyorum. ben her sene en az 2 haftamı orada
geçiririm. Ben çocuklarımı da her sene götürürüm. Hani eşim de gelir, hani bizi de yalnız bırakmaz. Ben şunu göstermek istiyorum çocuklara. İşte bizim doğduğumuz, büyüdüğümüz yerler buralarıdır. Ha elbet göç ettik, yaşantımızın birçok bölümü burada geçmiştir. Ama bizim neticede de gerçekte özümüz burası. Yani oranın da o kültürünü, o çevreyi, akrabalarımızı, büyüklerimizin hep tanımalarını istedim. Ve her sene çocuklarımı eşimle beraber her sene en az iki hafta orada geçiririz. Ama tabii ne olur? Bizim işte yokluğumuzda büyüklerimizi kaybettik. İşte bize bir sürü emek veren, bizi büyüten insanların, yani anneannemizin, babaannemizin mesela, bir şekilde onların rahatsızlığında, onların cenazelerinde biz bulunamadık. İşte bunlar insana ağır gelir. Hani ne kadar da işte evet bir düzen kurdunuz, mutlusunuz, bir geleceğiniz var düşünürken atalarınıza da hani o şeyi gösterememek beni üzer açıkçası. Ama Kıbrıs'ta, Kıbrıs'a gelen insanların belki 1-2-3 aile dönmüştür. Herkes buraya yerleşti. İş bulmaları daha kolaydı, buraya adapte olmaları daha kolaydı. Toplumla iç içe olmaları çok daha kucaklayıcıydı aslında Kıbrıs Türk'ü Bulgaristan Türklerine karşı. Ve dolayısıyla insanlar buraya yerleştiler, Bulgaristan Türkleri. Yerleştiler ve yeni bir hayat kurdular. Hani çünkü bir yere göç etmenin zaten anlamı nedir? Yeni bir ülke, yeni insanlar, yeni komşu, yeni iş. Her şeyi yeniden, sıfırdan inşa ettiler. İlk senelerde gidememiştik tabii ki. Yani maddi zorluklar var, gitme gelme zorluklar var. Daha sonra gittiğimde özlem duyar insan çocukluğuna. Özlem duyar. Annedir, geçer. Evini özlersin. Tekrar geri dönmeyi istersin. Ne yaptım? Yani kızıma, eşime gösterdim. Ben burada yaşadım. Ben burada okudum. Gezdim, gördüm. Yani bir anlık hatırlıyorsunuz. Ama zorluklar daha fazla olduğu için yani diyorsun tamam geçti, güzel günlerim de geçti ama çok da kötü günüm oldu yani. Şimdi içimde bir korku vardı o zamana kadar. 15-16 yıl hiç gitmedim. Ve biz bereket o Bulgar pasportları varmış elimizde. Çift vatandaşlık çıktı o zaman. Tekrar başladık koşturmaya. Pasportları yeniledik. Ve o oradaki vatandaşlığımızı kaybetmemiştik. Bulgaristan'a olabildiğince daha 2000 yıllardan daha öncesinde daha sık gidiyorduk tabii ki o dönemde. Daha uygundu. 2000'den öncesi yani mali açıdan ve Bulgaristan'da halalarım orada, amcam orada, teyzelerim orada, dedem orada, rahmetli nenem tabii ki şimdi rahmetli oldu. Ondan önce nenem yine, babaannem oradaydı, o da rahmetli oldu. Dediğim gibi eniştelerim, yeğenlerim hepsi orada. Birçoğu orada. Yani birçoğu tabii yine göçmen Türkiye'de olsun, işte Avrupa'da olsunlar ama genelde gençler ama daha böyle yaşlı kesimi Bulgaristan'dalar ve hayatlarını orada sürdürmeye devam ediyorlar. Evet, 11 yaşımda çocuğum var, oğlum var ve ilk defa Bulgaristan'a geçtiğimiz sene gittik. Yani çocuk Umut 10 yaşındaydı. Bir haftalık bir geziydi. Yani işte eşimin ailesiyle beraber. İşte birkaç tane kent, Sofya, Plovdiv, Tarnovo ve Gabrovo şehirlerini gezerek yani memleketimi diyeyim, yani onlara tanıtma fırsatı buldum.
Aslında benim ilk gidişim değildi. Geçen sene ailemle beraber gittiğim 2014 yılıydı zannediyorum. 2014 yılı benim ilk gidişim değildi. 2007 yılında gittim. Tek başıma gittim o yıllarda. O yıllarda aslında gitmemin sebebi pasaport meselesiydi. O gidişimde 1989'dan sonra ilk gidişimdi. Artık Bulgaristan'da bir demokratik bir düzen var. Türk ismimi geri almaktı esas sebeplerden biri. Bulgaristan pasaportum hala var. Yani Avrupa Birliği'ne üye olduğu için de şu anda seyahat edebiliyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Bulgaristan Türklerinin bir de dernekleri var. Dernek çatısı altında gerçekleştirdikleri çeşitli sosyal faaliyetlerle bir araya gelme imkanı buluyorlar. Çoğu Bulgaristan vatandaşı da olan göçmenlerin pasaport, doğum, ölüm gibi konsolosluk işlemleri derneklerinin de yardımcı olmasıyla Güney Kıbrıs'taki Bulgar Konsolosluğu'nda yapılmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Bulgaristan göçmenlerinin aralarındaki dayanışma güçlü bir şekilde devam etmektedir. Eğer bir Bulgaristan Türkü'nün düğününe giderseniz, neredeyse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün göçmen aileleri orada görmeniz mümkündür. Yaşadığımız dünyada savaş, terör, şiddet ve ekonomik sorunlar nedeniyle milyonlarca insan ülkelerini terk ederek göçmen ve mülteci olarak hayata tutunmaya çalışmaktadır. Bulgaristan Türkleri de yüzyıllardır baskı ve katliamlar sonucu göçe zorlanan toplumlardan biri olarak tarihe not edildi. Temennimiz tüm insanların kendi topraklarında mutlu ve barış içerisinde yaşaması.